Hanımlar, beyler, kanalıma yenilen hepiniz. Hoş geldiniz. Ben Oğuz Ceyhan. Bugün sizlerle size söz verdiğim edebiyat soru tahminlerini yapıyoruz. Bitireceğiz inşallah. Birkaç yazar kaldı. onlarda da sığmadığı için video çok uzamasın diye sadece isimlerini yazdım. Onları da söyleyeceğim sizlere ilerleyen sayfalarda. Burada biliyorsunuz ilk videomuzu çekmiştik. Şuradan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde tarih, coğrafyalara da ulaşabilirsiniz soru tahminlerine. Burada ben size daha analitik bir şekilde yaklaşıyorum. Hangileri işte normalde hep sorulan yazarlar var. Neye göre seçtim ben bunları? LS zamanı 56 soru varken her yazar sorabiliyorlardı. Tamam mı? Önemli olan. Ama AYT'ye geçtiğimiz zaman 24 soru var. Ve bu 24 soru içinde de bütün yazarları tarayamıyorlar arkadaşlar. Sırayla önemli olanları tanıyorlar. Ben ben de o yüzden işte şu kadar senedir çıkmamış, artık çıkabilecek olanları ben size topladım arkadaşlar. Örnek veriyorum Bakile Nabi'yi almadım. Niye? Çünkü daha geçen sene soruldu tamam mı? Onların tekrar gelmesini bekliyorum. Ha şıklarda gelir mi? Gelebilir. Evet ama cevap olarak artık gelmez. Ben size böyle bir video hazırladım arkadaşlar. Diğerlerini de dediğim gibi izleyebilirsiniz kanalımdan. O başka eğer video çekmemi istiyorsanız da yazın. Edebiyatın devam etmesini istiyorsanız böyle daha farklı yazarlar. Onları da çekeriz arkadaşlar. Haydi devam edelim başlayalım. İlk önce divan edebiyatıyla başlıyoruz. Burada kimler gelebilir? Nefi, Alişir Nevavi, Nedim. Bu üç yazar çok önemli arkadaşlar. Ben bunlardan soru gelmesini bekliyorum. Belki Alişir Nevavi tercih edilmeyebilir ama da gelmesini bekliyorum. Çünkü uzun zamandır gelmedi. Önemli bir yazardır bu da şairdir. Ama Nefi ile ne bu sene gelmesini net olarak bekliyorum arkadaşlar. Önce Nefi'ye bakalım. Nefi hakkında ne bilmemiz lazım? Bu Nefi deyince aklına bir kere hiciv gelecek. Kaside üstadı olduğunu bileceksin ve fahriye kısımlarını çok özenli yapar Nefi. Kendini çok övmeyi sever. Fahriye neydi onu bir düşünün bir bakın bakalım. Çok kendini sever böyle övmesini. Eser olarak da en önemli eser nedir? Sihamı kazadır. Bunu kesinlikle bilin arkadaşlar. Bir de Tuhfetül Uşak diye bir kasidesi var. Yani bunu çok bilmeseniz de olur ama bu da aklınızın bir köşesinde dursun. Nefi çok önemli arkadaşlar. Bu sene net soru gelmesini bekliyorum. Sonra Nedim'e bakalım. Nedim deyince aklınıza lale devri gelecek, aşk gelecek, beşeri aşk gelecek, böyle keyif, eğlence bunlar gelecek. Mahallileşme akımının en önemli temsilcisidir Nedim. İstanbul'u eserlerinde çok çok anlatır şarkı türünün de en önemli temsilcisidir Nedim. Şarkılarıyla meşhurdur. Şarkı deyince aklınıza direkt Nedim gelmesi lazım. Ve hece ile de iki tane koşma yazmıştır arkadaşlar. Bunlardan birisi de türküdür. Bunu da haberiniz olsun. Yani bütün şeylerini aruz da yazmıştırlar şiirlerini. Oradan tokatlayabilir anladınız mı yani? Orada dikkat edin düşmeyin. Eseri yok mu? Ya yani divanı var da onunla yazmadım. ya. Yani herkesin nefinin de divanı var yani. O yüzden yazmadım. Şarkılarıyla sorulur ya da özellik olarak sorulur. Sorulursa Nedim. Ve gelelim Alişir Neva'ya. Çok uzun zamandır tercih edilmedi bu yazarımız şairimiz ama kendisi çok önemlidir. Çağatay Türkçesini kullanıyor ama o kadar önemlidir ki bu kendi zamanında bu Çağatay Türkçesinin Nevai dili bile denir yani bu. Bu e, çok önemli bir yazar şairimizdir. İlk hamsemizi yazmıştır Türk Edebiyatı'ndaki ve ilk teskireyi de o yazmıştır. Bu yüzden çok önemlidir. Bu iki özelliğe çok dikkat edin arkadaşlar. Eserlerine bakalım. Muhakemetül Lugateyn var. Bu öz önemli. Neden çünkü Türkçe ile Farsçayı kıyaslıyor. Türkçenin daha üstün olduğunu falan filan anlatmaya çalışıyor böyle. Bizanül Evzan'ı var. Mizan bu işte denge falan düşünün böyle evzan işte bu şeyle ölçüleri falan anlatıyor arkadaşlar burada buna bunu da bilmek lazım bir de mecalüsün nefais ilk tezkiremiz arkadaşlar bu çok 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 önemlidir mecalüsün nefais peki Anadolu sahasındaki ilk tezkire neydi cevap Sehi Bey'in heşt behişti o da önemlidir onu da bilebilirsiniz bu teskire sorulabilir ya da muhakemeti lügatein sorulabilir. Ali Şinevaya dikkat. Bir de Şeyh Galip Lahmedi'yi dedim. Ya Şeyh Galip e, geçen sene sorulmadı. Normal her sene gelen bir yazardı. Geçen sene gelmedi. Bir önceki sene gelmişti. Gelebilir mi? Gelebilir ama şıklarda gelir. Çok cevap olarak geleceğini zannetmiyorum bunlar dururken. Bir de Ahmedi, Ahmetli de önemli arkadaşlar. O da bir, bir, süredir gelmedi. 2018'de gelmişti en son. Neyini bilebilirsiniz? İskender Namesi bir de Cemşidi Hurşidi. Bu iki eserini de bilseniz olur. Ahmedi'ye divan edebiyatından geçelim. Servet-i Fünun'a. Servet Üfü'nün kimler gelecek? Halit Ziya, Uçaklıgil, cenab Şahabettin. Rezal Bekle. Sınavdan sonra bunlar gelecek. Bu videoya gelip teşekkür edeceksin, yorum atacaksın. Ben bunu biliyorum. Gelelim. Bir de iki tane daha yazar. Onları da niye oraya yazdığımı söyleyeceğim. Önce Halit Ziya'yı inceleyelim. Çok önemlidir. Modern Türk romanının kurucusudur. Eserleri, romanları teknik açıdan çok güçlüdür. Ama çok ağır yazmıştır kendisi. Hatta o kadar ağır yazmıştır ki Cumhuriyet döneminde kendisi sadeleştirmiştir sonra eserlerini. Tekrar yayınlamıştır o şekilde. Realizm akımını sıkça kullanıp bireysel konular işler. Romanlarında İstanbul'u, hikayelerinde ise nereye işler? Anadolu'yu işler arkadaşlar. İlk mensur şiiri örneklerini edebiyatımızda Halit Ziya Uşaklı vermişti. Şimdi bakalım önemli eserlerine. Çokça eseri var hepsini de bilmek lazım. Romanlarından en önemlileri mavi ve siyah. Bunu kesin bilin. Ahmet Cemil bunun başka Bunun özetini de bilin. Aşkı Memnu. Bunu zaten biliyorsunuz diziden vesaire. Özetini o yüzden çok şey yapmayacağım. Kırık Hayatlar. Ferdi ve Şürekası. Bu o kadar önemli değil ama en önemlileri mavi siyah. Aşkı Memnu. Kırık Hayatlar. Bir Önlüğün Defteri. Bunlar romanları. Ferdi ve Şürekası da bilinebilir işte. Bu da romandır. Sonra gelelim Halit Ziya'nın anılarına. 40 yıl saray ve ötesi ve bir acı hikaye. Dikkat dikkat dikkat. Bir acı hikayeyi size tuzak olarak sorabilir. Neden? Bir acı hikaye diyor. Bu hikaye türü diyebilirsiniz. Sakın yanılmayın. Anıdır. Bu anılarını da bilin. 40 yıl saray ötesi, saray ve ötesi bir acı hikaye. Anıları da önemlidir arkadaşlar. Yazayım şöyle an diye. Tiyatrolarına gelelim. Tiyatroları da önemlidir. Ne bunlar? Fare, Firuzen, Kabus. Fare, Firuzen, Kabus. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ve mensur şiirleri de ilk örneğim budur işte. Mensur şiirlerdir arkadaşlar. İlk mensur şiir örnekleri. Sonrasında mezardan sesleri yazmıştır mensur şiir olarak. Bu da önemlidir. Bir de arkadaşlar kadın pençesi bir yazın tarihi. Öyküleri bunlar ama öykülerinden soru geleceğini düşünmüyorum. Bu kadar şey varken Halit Ziya'nın hiç sanmıyorum ya öykülerinden geleceğini. Gelelim Cenab Şahabettin'e. Cenab Şahabettin Tevfik Fikret'ten sonra en önemli, en önemli ikinci şairimizdir Servet Fünun'daki. Bütün şiirlerini aruzla yazmıştır. Dikkat! Tevfik Fikret gibi değil. Tevfik Fikret ne yapıyordu? Bir şiiri bir şeyinde hece vardı. Neydi o? Şermin. Çocuklar için yazdığı Şermin'de. Tevfik Fikret hece ölçüsünü kullanıyordu arkadaşlar. Ama Cerap Şahabettin full artı full aruzdur. Aşk ve tabiat konularını işler sembolizm ve parnasizm akımlarına etkilenmiştir. Parnasizmin ilk uygulayıcısıdır arkadaşlar. Türk şiirindeki. Ama Tevfik Fikret ondan daha iyi yapmıştır yani. Tevfik daha büyük gelir ama ilk uygulayıcısı Cenab-ı Şahbettir'in çok önemli bir şiiri var. Elhani Şita. Hatta bu şiiri çok 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 önemlidir. Hatta ne, ne kitabı yazılmıştır? Takdiri Elhan yazılmıştır. Recaizade Mahmut Ekrem tarafından. Sonra gelelim şiirlerine. Tamat var. Bütün şiirleri diye bir şiir kitabı var. Bu Tamat çok önemli şiir kitabı olarak. Triyaki sözleri var. Özdeyişleri yazmıştır burada. Özdeyiş kitabı diyebiliriz. Triyaki sözleri. Tiyatroları da önemlidir. Köre ve Yalan Küçük Beyler. Evrak-ı Eyyam diye bir düz yazı eseri var arkadaşlar bunu da bilin. Bir de gezi yazılarına gelelim. Suriye mektupları, Avrupa mektupları, Afak, Afak Irak bir de Hac yolunda bunlar da gezi yazısı türündekilerdir. Bunlar da önemlidir. Gelelim Tevfik Fikret ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'a. Aslında Tevfik Fikret uzun zamandır sorulmuyordu. 2020'de geldi. Ama nasıl geldi? Ya parça içinde geldi. Paragraf içinde 4-5 soru birden sormuşlar da Tevfik Fikret'in de bir cümleyle geçmişlerdi. Ama yine de bakın bunu bilmeden sakın sınava girmeyin. Tevfik Fikret'e de çalışın ve Hüseyin Rahmi Gürpınar bundan da gelebilir. Bundan da en son 2018 mi? 2017 mi? 2018 olması lazım. 2018'de geldi. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ı da bilin arkadaşlar. Bunun eserlerini öğrenin. Bir de kimi söyleyebiliriz? Mehmet Rauf'u söyleyebiliriz. Bu da Halit Ziya'dan sonra en önemli Servet Film'de e, ikinci romancımızdır. Bu arada Hüseyin Rahmi Servet Film döneminde değil o dönemde bağımsız yazıyor. Ama aynı zaman yakınlarında olduğu için onun yüzden bunu aldım. Mehmet Rauf'u da bilin arkadaşlar. İlk psikolojik romanı vesaire bilin bunlar da önemli. Gelelim şimdi biraz daha Cumhuriyet dönemine. Burada hepsini alamadım. Aldıklarımı söyleyeceğim. Fazıl üstünü Dağlarca çok önemlidir. Destan şairidir. Türkçem benim ses bayramı demiştir. Türkçenin önemini vurgulamıştır. Ve edebiyatımızda en çok kendini yenileyen sanatçımız Fazıl dağlarca Dağlarca'dır. Bir sürü farklı şey denemiştir. Stiller denemiştir. Fazıl Dağlarca bu konuda da önemlidir. Bundan soru gelmesini bekliyorum. En son 2017'de sormuş galiba. AYT'de hiç sorulmadı ama çok önemli bir yazar. Hangi eserler en önemliler peki? Burada kırmızı lazım. Çocuk ve Allah. Bu arada full şiir yazmıştır. Şiir. Başka bir eser yok. Demiştir ki mesela der ki sana doğru yanlışlar. Fazla dağlarca öykülerine de çok edilirler. Tak yanlış. Ona işaret değil. Çocuk ve Allah. Havaya çizilen dünya ve üç şehitler destanı. Bunlar en önemlileri. Sonrasında hangilerini bilsek iyi olur Çanakkale destanı, Çakır'ın destanı, Sivaslı Karınca ve Delice Böcek şiir kitaplarını da bilseniz iyi olur arkadaşlar. Gelelim Faruk Nafiz'e. Faruk Nafiz de AYT'de sorulmadı. Beş ecicilerin en önemlisidir. Beş ecicilerin sorulacağını eğer sorulacaksa Faruk Nafiz'den başkası sorulacağını çok zannetmiyorum arkadaşlar. En önemlisi Faruk Nafiz'dir. E, uzun zamandır gelmedi 5 E Bu sene niye tercih etmesini ÖSYM'e gelebilir mi? Gelebilir. Şimdi bakalım şeylerine. Sanat şiiri çok önemlidir. Bu Beşecicilerin birazdan manifestosu gibidir. Beşecicilerin böyle kafa yapısını filan anlatır. 10. yıl marşını yazmıştır Behçet Kemal Çağlar ile birlikte. Bunu da bilin. Han Duvarları diye önemli bir şiiri vardır. Sonrasında arkadaşlar Çoban Çeşmesi diye önemli bir şiir kitabı var. Sonrasında o kadar önemli olmayan ama bilmeniz gerekenler Şarkın Sultanları var. Dinle Neyden diye de bir tane var. Sonrasında arkadaşlar canavar akım bunlar tiyatrolarıdır. Şu üsttekiler şiirdi. Bir de yıldız yağmur diye bir romanı var. Yani çok önemli değil ama yine de bilseniz iyi olur. Gelelim Adalet Ağoğlu'na. Rahmetli çok önemli bir yazardı arkadaşlar bu Adalet Ağoğlu. Bu sürekli gelen bir yazardı ama işte en son 2018'de mi 2019'da mı ne geldi arkadaşlar? Bu sene neden gelmesin? 2020'de sormadılar hele bir de daha yeni vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok önemli bir yazarımız gelebilir. Aydın bunalımını çokça işler. Bir tane üçlemesi var bunun. Dar zamanlar üçlemesi diye. Bu önemli. Bunların sırası lazım ben. 1, 2, 3 diye. Burada Aysel diye bir başka kahramanımız var. Bu biraz da otobiyografik özellikler taşır. Ya Aysel de aslında biraz daha kendini anlatır Adalet Ağoğlu. Nedir bu kitaplar sıralaması? Ölmeye Yatmak Bir Düğün Gecesi. Hayır bunu nasıl kodlayabilirsiniz? Ölmeye Yatmak bunun zaten ilk kitabı tamam mı arkadaşlar? İlk kitabı diyorum ben buraya ilk kitabı. Sonrasında ne diye düşünmesin? Ölmeye yatmış, düğün gecesine gitmiş, düğünde hayır demiş. Hayır düğüne gitmiş, sonrasında hayır demiş düğünde evlenirken. Bu şekilde düşünmesiniz. Ölmeye yatmak, düğün gece sahibi sahibimlerinin... bunlar. Bir de Fikrimin İnce Gülü bu da çok önemli bir romanı. Yine kesinlikle. Bakalım sonra hikaye olarak yüksek gerilim var. Bu yüksek gerilim önemli bir hikaye. Bir de Tiyatro tiyatroları var. Evcilik oyunu, çatlak çatlak, tombala. Çok geleceğini zannetmiyorum bunların. Çünkü bunlar daha çok önemlidir romanları. Gelelim sonra Peyami Misafa'ya. Peyami Safa da çok önemli bir yazar. Psikolojik roman turunun en güçlü temsilcilerinden hatta belki en güçlüsü. Peyami Misafa bu yüzden çok önemli. Bu Doğu Batı çatışmasını, madde ruh ikilemini falan bunları çokça işler eserlerinde. Bu da güçlüdür. Aynı zamanda bu iç monolog ve bilinç akışında kullanır. Aynı şeyler gibi neyler gibi modernist, postmodernist yazarlar gibi Peyami Safa bu teknikleri de kullanır romanlarında. Server Bedi ismiyle şeyleri yazmıştır. Bu da ticari amaçlı yazdığı romanları para kazanmak amaçlı. Onlardan biri de Cingöz Recai'dir. Bunu da bilin. Ee, takmadır bu yani. Sonra önemli romanları nelerdir peki? O 9. Ariciye Koğuşu çok önemli. Özretini de bilin bunun. Sözde Kızlar, Fatih Harbiye, Matmazel, Noralyan'ın Koltuğu ve Bir Tereddün Romanı. Bunların hepsinin özeti önemlidir arkadaşlar. Sorulabilir. Ha, roman özeti geçen sene gelmedi. Bu sene peyami safadan gelebilir mi? Neden gelmesin? Daha önce hep geliyordu. Şimdi de gelebilir. O kadar önemli olması da bilseniz iyi olur dediğimde Yalnızız Biz insanlar için Recai bu romanları da önemlidir. Sonrasına gelelim Nazım Hikmet'e. Nazım Hikmet uzun süredir sorulmadı ama neden sorulmasın? Baktığımız zaman Fütürizm Yakın'ın çok önemli bir temsilcisi. Ve önemli şiir kitaplarına bakalım. 835 satır ilk şiir kitabıdır. <laughs> Türkiye'de yayınlanan Türkçe. Kuvayi Milliye Destanı var. Bu çok önemli. Bu Kurtuluş Savaşı destanı olarak da geçer bazı yerlerden. Memleketimden insan manzarası. Bu da çok önemlidir. Ben Ercik'i kendini için öldürdü diye bir kitabı var. Bu o kadar sorulmuyor ama bilseniz iyi olur. Tiyatro olarak da Demokles'in kılıcı ve kafatası bu tiyatronun bilsek iyi olur. Roman olarak da Kan Konuşmaz Yaşamak Güzel Şey Bir Kardeşim. Bu Yaşamak Güzel Şey Bir Kardeşim güzel bir roman arkadaşlar. Bunu okuyabilirsiniz bir ara ama çok sorulacağını zannetmiyorum romanlarında. Gelelim Attila İlhan'a. Attila İlhan da ÖSYM'nin çok sevdiği bir yazardır ama bir süredir gelmedi. Neden gelmesin? Baktığımız zaman önemli özelliği noktalama işaretleri ve büyük harfleri kullanmamıştır. Neden? Neden büyük harfleri kullanmadı Attila İlhan? Çünkü arkadaşlar karşı eşitlikçi toplumsal gerçekçi arkadaşlar Atilla İlhan. Yani sosyal realizm de deniyor buna. Toplumsal gerçekçi büyük harf yok diyor. Hepsi küçük harfli olacak diyor. Full küçük harf diyor. Önemli şiir kitapları neler peki? Duvar, Sisler Bulvarı, Ben Sana Mecburum, Yağmur Kaçağı. Ve arkadaşlar bu arada şunu da bilin. Bunlar şiir kitapları. Cabbaroğlu Mehmet Muhammed diye bir şiiri var arkadaşlar. Bu da çok önemlidir. Bununla ödül kazanmıştır. Sonrasında baktığımızda Kurtlar Sofrası, Ders Adetli, Sabah Ezanları ve Sırt Lampayı bunlar önemli romanlarıdır. Bir de Abbas Yolcu diye bir gezi kitabı var. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum ama yine de bilseniz iyi olur. Burada alamadığım şeyler de var arkadaşlar. Onlar neler peki Oğuz? Said Faik çok 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 önemli. Kesinlikle geleceğini düşünüyorum. En kötü şıklarda geleceğini düşünüyorum ama yazamadım. Çok eseri var. buraya alamadım. Çok çok uzaması Bir de Kemaller. Kemallerin her şeyini bilin arkadaşlar. Yaşar Kemal, Orhan Kemal. Bunların ikisi de mesela Çukurova'da yaşadı ama bunların farkını bilin. Bir de Kemal Tahir. Bu daha çok İç Anadolu bölgesini anlatıyor. Bunların üçünü de bilin. Önemli eserlerini sakın karıştırmayın. Kemallerden üçünden biri kesinlikle var bu sene kesinlikle var arkadaşlar. Bunların üçünü de çok 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 dikkatli bakın. Bunları da öğrenin arkadaşlar. bir de şey vardı. Emine Şurusu vardı. O da bu sene vefat etti. Baktım önceden LS zamanı bir defa mı iki defa mı ne gelmiş. Çok yani çokça geleceğini düşünmüyorum bu sene ölmüş olsa da. Ama yine de bir baksanız fena olmaz açıkçası. Kadın yazarlara falan da dikkat edin arkadaşlar. Onlardan da aslında bir iki tahminim vardı. Alamadım bunlara. Eğer istiyorsanız bundan son bir tane son bir tane edebiyat soru tahmini çekebiliriz. Bunlar çok önemli. Diğer soru tahminleri de izlemeyi unutmayın kesinlikle. Daha yenilerini istiyorsanız kanala abone olun. Bildirimleri açın ki yeni videoları, yeni soru tahminlerini görebilin. Tarih ve coğrafyadan yeni soru tahmini istiyorsanız da aşağı yazın arkadaşlar. Bu sorular kesinlikle çıkacak. Buradaki her şeyi bilin. Söylediğim yazarlara da dikkatli dikkatli bakın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Sınavda başarılar. Hoşçakalın.